Teyzem nasıl durumlar? Geçinebiliyor musunuz? Allah'a şükürler olsun canım. Evet. Nasıl peki efendim? Market fiyatları hakkında ne düşünüyorsunuz? Market fiyatları fırsatçı, başka ne olabilir ki? Kim yapıyor o fırsatçı? Düşünüyorum yani. O birbirine bakarak bakıyorsun, ertesi gün 30 liralık şey 60 olmuş. Marketler mi yapıyor? Bence herkes fırsat düşmanı. Niye denetlenmiyor? Yani bu hep devleti kötülemek için, ben başka bir şey hiç düşünemiyorum. Hiçbir şey. Bir ara birliktelerdi, çok yakınlardı. Niye kötülesinler? Kızım belli değil mi yani ortalığın vaziyeti? Yani ona bakıyor, ona bakıyor. Türkiye'yi alabildi. Türkiye'nin sadece kendi değil ki içindeki. Dışarıdan yapan da var. Dış güçler. Dış güçler yapıyor tabii. Bu kadar şeyleri görüyorsunuz. Yani geçim tamam, herkes, gençler güzel konuşuyor. Geçinemeyebilir. Ama bugün 10 değil 20 verse yine geçinemiyoruz derler. O belli yani. Ben hamd ediyorum. Niye öyle diyorlar? Onlar da hamd ediyoruz abla. Niye ama öyle yavrum? Yalan mı söylüyorlar? Bugün 20 versen işveren 20 vermez, millet açıkta kalır, çalışan gücü. Mesela kapısında çalışan varsa bana 5 milyon ver derse vermiyor çalışan. Yani bu da var, işveren yükü fazla almak istemiyor yani. Ama destek paketi açıklandı onlar için aslında. Açıklandı ama valla ben dediğim gibi herkes fırsat düşmanı. Ben bu kadar kaç senedir Türkiye'nin hastalıklan şeylerin çektiğini biliyorsunuz. Yani bu kadar şeye karşı ben hiçbir partinin bu kadar ayakta duracağını tahmin etmiyordum. Ben sadece teşekkür ediyorum. Başka bir şey demiyorum. Erdoğan. Allah başımızdan sağ etsin, başımızda dursun. Erdoğan'la diyorum. Düzeltmek istese düzelt. Ben bir şey demiyorum. Ötekiler de sağ olsun, ben bir şey demiyorum. Ama ötekilerin yaptığı sade laf ne yapabiliyor ki? Başa gelse yapacak belki abla. Başa gelmediği için. Başa gel. Ya kızım gelmeden yalanı. Dünkü söylediği bugünkü tutmuyor. Belki bir imkan nasıl olsa neden olmasın? Nasıl imkan olmuyor yavrum? Nasıl imkan olmuyor? Mesela bütçe veriyorlar. Herkes kendi bütçesini alıyor. Mesela İmamoğlu diyorsunuz. İmamoğlu'na para verilmiyor diyorlar. İmamoğlu niye cezaevine atılmaya çalışıyor? Aldığı paranın diyelim ki sana ayda ne kadar veriliyor, o kadar veriliyor. İmamoğlu onun 3 katına çıktı. Yani sen o zaman niye 3 katına? İstanbul'un nüfusunun 16 olmasından dolayı olabilir mi? 16 milyon biz var yani. Biz şeye geldiğinde dedi ki öğrencilerden para almayacağım, bilmem ne etmeyeceğim. Şu an yurt kurdu. Bir öğrencinin gidiş gelişi, öğrencilere sorun. Ulaştırma Bakanlığı da zam yaptı. Ya ne olursa olsun, ne olursa olsun mesela İstanbul ne yapmış, İstanbul'un başına geçti, o da geçti işte. Ne yap- memnun değil misin? Ben hiç memnun değilim. Neyinden memnun değilsin ablam? Neyinden memnun olayım kızım, ne yaptığını gördük ki. Yaptığı bir şeyi desin ki biz bunu yaptık. Mesela dün askıda fatura diye bir şey çıkarttı Ekrem İmamoğlu. Dün mesela bir tane hayırsever 4 milyon ücret ödedi. 10 bin tane vatandaşımızın, hatta 10 binden fazla vatandaşımızın, fakir vatandaşımızın faturaları ödendi. Bu güzel bir şey değil mi sizin için? Kızım tamam. Tamam yapmamış olabilir. Ben günahını alabilir miyim? Mesela o kadar yaşlılar, ihtiyarlar vardı. Eskiden böyle bir şey var mıydı? Yaşlılar oraya kalk, buraya kalk. Ben de yaşlıyım. Aylığım var Allah'a şükür. Yani ulaşım çift... bedava değil mi abla yaşlılara? Bedava. Tamam. Tamam o da bir tamam, nimet. Ama İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı değil mi bu durum? İstanbul Büyükşehir Belediyesi değil ki. Mi? O yapmış değil ki. Ben kaç senedir bedava tamam, kaç gidiyorum. Senedir ama bunu yürürlülükte devam ettiren o değil mi zaten devam şu anda? Devam kesemez ki. Bu meydan inşaattaydı. Benim yaşım gelmiş. Bu meydan yıllardır inşaattaydı. Bu meydanın inşaatı belki de 2 yılda falan bitti değil mi abla? Yani İBB'nin açtığı burada çözüm noktaları, kitapçıları falan da var hatta belediyenin. Hatta Kızılay falan da kuruldu buraya. Evet. Tamam. Niye hala şu an iktidar savunması yapılıyor bu ya ülkede? Ya iktidar savunması için ben mesela demiyorum ki. Siz diyorsunuz ki ben bedava gidiyorsun. Ben kaç senedir bedava gidiyorum? Ben 20 senedir bedava gidiyorum. Yani bunlar yeni olmuş bir şey değil. Mesela diyorlar ki devlet hiçbir şey yapmadı. Ya geçtiğimiz yollara bakıyorum da hayret ediyorum ya. Ben Tokat'a gidene kadar o yollar olduğu gibi. Yol yaptı, tünel yaptı değil mi? Biz Tokat'a 3 günde giderdik. Tokat'a 3 günde giderdik. Yani bunlar ben hepsi nimet olarak. Peki adalet sistemi abla? Adalet sistemi. Tamam her şeyi bıraktım. Yol köprü tamam okey. Tamam. Adalet sisteminden ne adalet bahsediyoruz biz? Sistemine dün, ben bir bakın, şey İstanbul diyemiyorum. İstanbul Sözleşmesi'nden tamamen fes çekildi. Niye? Niye? Ona bir şey tamam, diyemem. Erkek adına tamamen eşitlik sağlayan bir sözleşmeydi. Bugün niye geri çektiler bunu? Bazı şeyleri niye halkın inkar etmesine ben üzülüyorum niye yani. Niye muhalefetin verdiği bütün tamam, önergeler tamam, neden evet, AKP ve MHP'nin oylarıyla reddediliyor? Geçinmek gerçekten zor. Mesela ev sahibi
2 milyarken 8 milyar yapıyor. Tamam, bin kere şükür benim de evim var. Enflasyondan dolayı mı böyle oluyor? Enflasyon çıktı, tamam yapıyor da. Kimin yüzünden? O kadar mı? Ya burada biraz vicdan olacak ya. Nerede vicdan? Ya, bu halk kaç senedir bu sorunu yaşıyor? Nerede vicdan? Yok, ben de kira alıyorum. Vicdan olamaz. Vicdan bir yere kadar. Ben 2,5 milyar kira alıyorum. Yanımdaki 8 milyar kira alıyor. Ben nasıl alırım ya? Adam belki 10 lira alıyor, 12 lira alıyor. Sen eskiden beri mi oturuyorsun abla o evde? Tabii, ben gün gören. Sen eski kiracısın o zaman. Şu an yeni binalar. Mesela yeni. Tamam abla, işte diyorum ki vicdan olacak ya. Ama bu vicdan abla, var. Bu Suriyeli alırken bak her şeye pahalandı. Tamam abla. Suriyelilere ben karşıyım. Ama o da Allah'ın izniyle onlar da ayıklanacak. Pirinç ne zaman gibi. Temizlenir kızım. Ama bizim abla, neden bizim musun? Ülkemizde ne var biliyor musunuz? Evveliyatından Osmanlı'dan kalan bir şey var. Yani darda kaldığım bir ülke. Yani darda kaldığım bir ülke. Kıyamet kopmuş. Yangın var orada. Ülkeyi açıyor. Başka bir ülke açıyor mu? Hayır abla, şu anki amaç ne biliyor musun abla? Suriyelilerin hepsine Türk vatandaşlığı veriliyor. Suriyelilerin neredeyse çoğuna artık Türk vatandaşlığı veriliyor. Neden? Çünkü bu insanlar 2023'te bu yılda oy kullanacaklar. Ya verilmemesi daha doğru. Tamam, verilmemesi daha doğru. Ama veriyorlar ve ülkenin içine hala sokmaya devam ediyorlar. Hatay ve Kilis. Suriye nüfusu artık Türk nüfusundan daha fazla olan bir yer. Bir de bu Hatay alınlarsa görürsün o zaman. Bir de Urfa'da da var aynısı. Zamanında bakın siz de söyleyin. Suriyeliler yoktu, ne güzel ülke güllük gülistanlıktı. Evet, evet. Değil mi? Şimdi varlar, şimdi devlet vatandaşlık veriyor bu insanlara. Bak Suriyeliler, ben 74 yaşımdayım. Tramvaya biniyorum. Çocuk yanında oturuyor. Ya biraz hayalı düşün, terbiyeli düşün. Kalk çocuğum da teyze otursun demiyor. Bu kadar da biraz dağda yetiş. Gençler de çalışıyorlar ya. Kimler abla? Suriyeliler. Suriyelileri diyorum kızım ya. Senin yanında 4 yaşında çocuk oturuyor. Ben böyle bakıyorum ki kim var sırada oturayım, belim ağrıyor. Abla kimse kusura bakmasın. Kalkıp da şimdi, çocuğuna kalk demiyor. Biz bir Suriyelilerin evinde rahat 4-5 tane, belki de 8-10 tane çocuğu var. Ve bu çocukların hepsi 3-4 yaşlarında ama Suriye'de iç savaş neredeyse 10-12 yıldır devam ediyor. Neden sürekli çocuk yapıyorlar bunlar, üremeye çalışıyorlar? Sonuçta misafir bir ülkedesin. Kendi ülkene gittiğin zaman da kendi ülkeni geliştirebilirsin, çocuk yapabilirsin, nüfus politikasını uygulayabilirsin. Ama bu insanlar yapmıyor. Yapmıyor. Devlet niye bununla ilgili bir önerge, yürürlülük sokmuyor? Niye sokmuyor? Çoğu önerge AKP ve MHP tarafından reddediliyor. Oy çokluğuyla, değil mi? Demişler ki iyiliğe nereye gidiyorsun demişler de kötülüğe gidiyorum demiş. Tamam işte, bunu yapan devlet. İyilik iş. Teşekkür ederim ablacığım. Allah'a emanet ol. Evet. Ekonomiden bahsediyorlar. Ekonomi almış başını gidiyor. Bugün her şeye zam gelmiş. Devlet parayı alıyor, İsveç bankalarına çekmeye başlıyor yavaş yavaş. Bugün görüyorsunuz, zamanında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olan Binali Yıldırım'ın oğlu Akdeniz'den, Endonezya'dan getirtiyor. Güya sözde peynir ticareti yapıyor. Maske ticareti, peynir ticareti, artık her neyse, ama uyuşturucu ticareti yapıyorlar aklınca. Sonra bu paraları da İsveç bankalarına aklıyorlar. Bugün Ziraat Bankası'nın yaptığı faizler, devlet bankalarının yaptığı faizleri kimse yapmıyor. Kimse kusura bakmasın. Bugün dolar olmuş 18,5 lira, euro olmuş 20 lira. Daha dün açıklandı. Soğana gelmiş %314 zam. Soğan lüks yemeği mi? Kimse kusura bakmasın. Soğan lüks yemeği mi? Burada herkese sorayım. Zam geliyor. Her türden zam geliyor. Devlet ne yapıyor? Gerekli açıklamaları yapmaya çalışıyorlar ama bir icraat yok. Vergi indirimi dediler. Hani nerede? Yok, elektronik ürünlerine vergi indirimi. Ertesi günü elektronik ürünlere zam geldi. Kimse kusura bakmasın. Bugün iktidar yandaşları da ceplerine paraları doldurduktan sonra iktidar yandaşları oldular. Kimse kusura bakmasın şimdi. Değişmeye çalışıyoruz ama değişemiyoruz, yapamıyoruz. Niye? Çünkü devlet sürekli yandaşlarını besliyor. Adalet sistemine bakıyoruz, çöp. Eğitim sistemine bakıyoruz, çöp. Bugün öğrenciler okuyor. Neye okuyor? Doktor simit satıyor. Kimse kusura bakmasın. Bir doktorun simit satması normal değil. Şimdi yurt dışına açılmaya başladı bu insanlar. Bu insanlara yazık değil mi? Kendi ülkelerini geliştirebilirler. Bakın, gençler ülkelerini geliştirmek istese de iktidar buna müsaade etmiyor. Çünkü biliyor ki bir yerden sonra iktidar onun elinden gidecek. Tamamen gençlerin himayesine geçecek. Devlet bunu kabul etmiyor. Edemiyor. Çok genç neden yurt dışına? Çünkü eğitim sistemi yok, ekonomi sistemi yok. Hepsini tamamen kendi algı operasyonlarıyla, yani belirli 45-50 yaş gruplarını etkilemeye çalışan insanlar kaldı. Kim kaldı? Bugün hangi genç AK Parti'ye oy veriyor? Az önce vardı, AK Parti'ye oy veren bir arkadaş vardı. Ne oldu? 8500 lira maaş alıyor. Bugün yeni yapılan binalar, kimse kusura bakmasın, 7-8 milyar kiradan başlıyor 2+1 daire. Bağcılar gibi normal bir yerde. Şişli gibi yerlerde 1+1 daireler 15-20 milyar kira istiyorlar.
Bu insanlar nasıl geçinsin? Hani İstanbul Büyükşehir 16 milyon nüfusu var. Bu kayda geçen 16 milyon. Kimse kusura bakmasın. Mültecilerle birlikte 20 milyon rahat vardır bu insanların. 8-9 milyon tane Suriyeli'den, Afgan'dan bahsediyoruz biz burada. Bunların hepsine maaş bağlanıyor, erzak yardımı yapılıyor. Ama bilmiyorlar. Gelin şu Yavuz Selim'e inelim. Yavuz Selim'e inelim. Bakın görün, oradaki insanları görün. Ya da şuradaki Merkez Mahallesi'ne gidelim, oradaki insanları görün. Herkes çok farklı konuşuyor ama kimse hiçbir şey bilmiyor. Araştırmıyorlar çünkü. Bugün Cem Uzan yurt dışından yok, Türkiye'ye geleceğim, ben iktidar olacağım diyor. Ama icraat yok. Gelmeye çalışıyor fakat devlet almıyor. Neden biliyor? Karşısında çok güçlü bir rakip var. Çünkü artık muhalif de farkında. Muhalif de farkında. Bir ben de onu soracaktım. Muhalefet sence muhaliflik yapabiliyor mu? Yapamıyorlar. Yapamıyorlar. Muhaliflik böyle olmaz. Muhaliflik sürekli laf dalaşı olmaz. Muhaliflik yapacaksan karşısına geçeceksin, konuşacaksın ama ezilmeyeceksin karşısında. Bugün Kemal Kılıçdaroğlu konuşuyorsa yarın bir gün, ertesi gün lafının gerisi çıkıyor. Lafının yanlışı çıkıyor, tersi çıkıyor. O zaman ya konuşacak ya konuşmayacak. Konuşacaksa doğru düzgün konuşacak, dürüstçe konuşacak. İmamoğlu ne oldu? Cezaevine atılacaktı. Saraçhane'de güzel miting yapmaya çalıştılar kendilerine. Yatarı yok zaten. Yani İmamoğlu'nu şu anda ne yapmaya çalışıyorlar? İstanbul'u almaya çalışıyorlar. İstanbul'u alırlarsa seçimi alırlar. Öyle bir durum. Yani 16 milyon nüfus var. Kimse İstanbul'un maddi yönü de var tabii. Maddi yönü de var. İstanbul yavaş yavaş teknoloji şehri olmaya başladı bile. Artık Türkiye İstanbul New York hesabında. Öyle bir şehir olmaya başlıyor yavaş yavaş. Ama mesela şey diyorlar, yaptığı bir projeyi gösterin bana diyorlar yani. Hiç. Yaptığı bir proje mi? Tamam, Kadıköy alt geçinde gidelim. Bu meydanın inşaatı, kimse kusura bakmasın, o AKP'nin şeylerinden dolayı, ne derler ona? Belediye başkanıyla değil, müteahhitleriyle. Bu inşaatın proje müteahhitleri bunu uzattı, uzattı, uzattı. Sürekli para aldılar. No, hazineden para aldılar. Halkın parasını aldılar. Ne oldu? İktidar değişti. Buradaki inşaat yavaş yavaş bitmeye başladı. Geri çekildiler. Ne oldu? Devletten bu sefer para alamamaya başladılar. Çünkü belediye değişti. Belediye değişti. Zamanda sistem değişti. Bu yüzden bu insanlar kabul etmiyorlar. Hiçbir zaman kabul etmiyorlar. Halkın hakkını yiyorlar. Her şekilde yiyorlar. Allah alır acısını. Alır. Peki mesela bir genç olarak ülkede en çok rahatsızlık duyduğun şey nedir? Ekonomi ve eğitim. Eğitim neden? Ekonomiyi konuştuk, eğitim neden? Tamam, eğitimde şöyle bir durum var. Eğitimde bir hoca ders anlatıyor mesela, bir öğrenci dinlemiyor, dersin huzurunu kaçırıyor, o bu oluyor. Ders sabote ediliyor. Sonrasında ne oluyor? Disipline gidiyor öğrenci, okuldan atılması falan, şudur budur. Yine okulun huzuru kaçıyor, okulda kavgalar oluyor. Bakın, bugün gerizekalı bir çocuk getirin. Hiçbir çocuk gerizekalı değildir ama düşünce yapısını zapt etmişler, sabote etmiş bir çocuk getirin buraya. Emin olun okumak ister ama biliyor ki okuyamaz. Neden? Çünkü ortam normal değil. Gençlerin psikolojisi bozulmuş durumda. Yok ekonomi olacak, yok düşünce yapısı olacak. Biz ne yapacağız, ne edeceğiz? İleride nasıl yaşayacağız şu an böyleysek? Nasıl devam edecek bu sistem? Edemeyecek. Gençler de okumak istemiyor bu yüzden. Bugün çoğu genç açığa aldı okullarını. Neden? Çünkü eğitim sistemi bitmiş durumda. Yurt dışında okumaya gidiyor insanlar. Neden? Bizim ülkemiz kötü bir ülke mi? Hayır, güzel bir ülke. Kimse kusura bakmasın. Gayet mükellef bir ülke. Bugün gençler yurt dışına okumaya gidiyorlar. Çünkü imkan yok. Sistemleri bozdular. Tamamen bozdular. Hiçbir zaman normal değildi ama bozdular yani. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Bir de son olarak şunu soracağım. Oy kullanacak mısın önümüzdeki seçimde? Kullanamayacağım. Kullansam. Kullansam neler yapacağım? Yani Tayyip Erdoğan büyük ihtimal yine kazanacak koyun sürüsüyle birlikte. Kimse kusura bakmasın. Şu saatten sonra AK Parti'ye oy veren koyun sürüsüdür. Ben burada karşıma çıkan herkese de bunu söylerim. Ama sonuçta o bir siyasi parti. Destekleyebilir. Siyasi parti ama devleti dinle yöneten bir parti. Kimse kusura bakmasın. Bugün devlet dinle yönetilmez. Devletin içinde farklı dinler de var. Farklı yaşam tarzına sahip olan insanlar da var. Bugün Türkiye'nin nüfusu 85 milyon. Tamam, %98 oranında bir Müslüman nüfus olabilir ama elbette ki bazı insanların yaşam tarzına hiçbir şekilde müdahale edilmemeli. Edildikleri zaman ne oluyor? Taksim'de eylem yapıyorlar mesela. Yapıyorlar. Sonuç ne oluyor? Yok, devlet açıklama yapıyor. Yoldan çıktı bu insanlar diye. LGBT'liler. Örnek veriyorum. Yoldan çıktı bu insanlar diyor. Sen zamanında bunlara imkan tanıyacağını söyledin ama tanımadın. Sonrasında onları kötüledin. En büyük belaları okudun. Çünkü araştırmıyor. Halk araştırmıyor ya. Halk araştırmıyor. Enflasyon hakkında ne düşünüyorsun? TÜİK açıklıyor. Bir de diğeri ENAG açıklıyor. Biri 64 açıkladı TÜİK. Bir diğeri de %134 açıkladı. İnanıyor musunuz? İnanıyorsanız hangisine inanıyorsun? Şöyle söyleyeyim. Zaten TÜİK devlet yandaşı bir kurum. Bu yüzden pek bir şey söylemiyorum. Yani enflasyon belki %134 bile değildir, %150'dir. Bu yüzden yani bir şey demek istemiyorum. Çünkü her yerde zam var. Geçen yıl bir insanın aldığı bir ürün 150 liraysa bugün 450 lira. %150 oranında zam var hemen hemen. Kimse kusura bakmasın. Bugün bir insan markete gidip alışveriş yaptığı zaman eskiden 300 lirayla bir aylık eşyasını çıkartabiliyordu. Bugün emin olun ki 2,5 milyara gelsin çıkarsın 5 kişilik bir aile mutfak masrafını. Çıkaramaz. Bu insanlar gezecek, dışarı çıkacak. Asgari ücretle maaş alan insanlar var. Mesela onun için de diyorlar ki
madem ekonomi kötü, dışarıda bir sürü insan var, kafeler dolu, AVM'ler dolu diyorlar. Özellikle de gençlere bu yönde eleştiriler çok fazla. İşte telefonu çıkart vesaire. Bu konuda neler söylersin? Genç olarak. Şöyle söyleyeyim, gençlere yapılan baskı kimseye yapılmıyor. 45-50 yaş gruplarının yaptığı baskıyı kimse yapmıyor. Kimse kusura bakmasın. AVM'ler dolu diyorlar. Kimse kusura bakmasın. Bu insanlar koyun sürüsü değil yani, bir alan içerisinde 7-24 kalsın. Niye bir evin içinden çıkmasın, gezmesin, etmesin? Bugün İstanbul'un 16 milyon tane nüfusu var. Bu insanlar hiç mi bir yere gitmesin? Kimse kusura bakmasın yani. İnsanlar elbet gezecek, edecek ama bunları söyleyemezler. Bunlara hakkı yok çünkü insanların. Teşekkür ederim. Rica ederim, sağ ol.